hala hoca gelmediğine göre. Ben öyle bir cümle kurduk ki yalnız video çekmeyi baştan yazdı az önce. Allah'ın hepsini var, benim dikkatim kaldı, konuşamıyorum. Kendi tipimi düzelteyim önce, ondan sonra konuşmaya başlayacağım. Kendimi teknoloji tasarım dersindeymiş gibi hissettim. Kestik. Çünkü neden? Burası Santral İstanbul arkadaşlar. Eski elektrik santrallerinin olduğu okul. Oydu. Bir şey oldu. Gezekalkımız. Hoca da demiş ki ya tutarsın. Üf, çok yakışıklı. O yüzden arkadaşımızı bu esprisi için kutluyoruz. Instagram adresimi aşağıdaki linkten bulabilirsiniz. Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an Bilgi Üniversitesi'ndeyiz. Biraz koştur koştur geldim. Derse geç kaldım. Son 10 dakikasına yetişebildim. 10 dakikada içinde derse girip dersi bölmek istemedim açıkçası. Melike'yi bekliyorum şu anda. Sonra 2 saat daha dersimiz var. Sonra hep beraber Bilgi Üniversitesi'ni gezeceğiz. Bilginin sosyal alanlarını, işte bizim fakülteyi, şuradan Bilgi 101, Winter 101 festivalini görebilirsiniz. O festivalde bahsetmiştim. Endüstri mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Doğal olarak mühendislik fakültesini hep beraber gezeceğiz. Şimdi dersten çıktılar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Dersin labındayız. O yüzden bilgisayarlardayız. Bilgisayarlarda ne yapıyorsunuz diye sorarsanız hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Excel yapıyoruz sadece. Yani lab deyince. Genelde laboratuvar dersleri. Tabii. Başka bir hoca geldi şu an. Genelde laboratuvar dersleri bilgisayar laboratuvarında. Biz yanlış gelmemiştik, hoca yanlış gelmiş. Ha yani saçma, çünkü ben dedim ki adam daha yeni geldi, okuldan mı gitti acaba gelir gelmez. Bence ben önce oturan da şarkındaymış, o yüzden böyle tasarım yapmış. Yoksa ben... Bize açık mı? Evet, açık. O kadar da egoistik değil. Bize laboratuvar derslerini bu arada genelde asistanlar, genelde asistanlar veriyor. Zaten ya dersin hocası veriyor ya da asistan veriyor. %90 herhalde asistanlardan veriyor. Evet, önce asistanlarsa asistanın kolları veriyorsa asistanlar veriyor. Okulda en çok insanların takıldığı aslında ortamın olduğu en büyük yer, yani Esnaf'ın, değil mi? Hakikaten. Peki Esnaf insanlarından birazcık ben bahsedeyim istiyorum. Mesela sence Esnaf'ın problemi ne? Biz bunu çok konuşuyoruz. Esnaf'tan masaya oturman lazım öncelikle. Asla bunlar yasak burada. Bir de Esnaf'a gelmek için Esnaf'taki herkesi tanımak şart. Yani 10 kişi altına selam verirsen kafadan almıyorlar burada. Öyle bir yer. Papaz insanı var, Esnaf insanı var. Papaz insanı süvetler gömlek. Evet abi, papaz insanı tam bir şey. Birazdan papazla gösteririz böyle. Telefon, cüzdan, araba anahtarı, Mercedes ya da BMW olacak mutlaka. Sigara dediğin işte parlament olmak zorunda. Mesela İsmet oradan kazanıyor. Parlamentten kazanıyor. Esnaf insanı, Esnaf insanı bana mesela şey, bütün tikilerin olduğu, işte motor kulübünün olduğu, işte Amerikan futbol kulübünün olduğu, böyle bayağı ortamcı. İşte ya akşam ne yapalım ya tiplerinin olduğu, böyle. O tarz insanların bulunduğu bir yer. Melike sence? Yani gelip kesmek isteyenlerin olduğu bir yer bence. Herkes birbirini kesmeye geliyor. Aynen. Ortamını kuracaksın. Sonra tek yapman gereken şey gözünün olması ve gelen geçene bakman. Bu arada biz takmıyoruz arkadaşlar, kaybettik ama. Bu arada biz de Esnaf'ı takıyoruz zaten yani. Ne bileyim, Esnaf'ın kahvesi boyunca daha güzel olduğu için Esnaf'a geliyoruz. Mesela biz genelde oturmuyoruz ki. Bizim yoğunluğumuzdan dolayı da oturmak için oturmuyoruz yani. Zaten şu tribün, o tribün en kafasına oturup bir insan keseceksin sadece, görsün sakın. Sohbet edeceksin. İsmet, haftada kaç gün dersin var? 6. 6 gün dersin mi var? Bizim geçen dönem bize cumartesileri ders veriyorlardı. Üniversiteye gidiyorsun, hayatını yaşıyor bir cumartesiyle okuldasın ama. Size buranın köpekleri var arkadaşlar. İnsanlar çok hayvanlara saygı her zaman olduğu için. Üniversitesinde de var. Ama her gün türüyor. Her gün yeni yeni türler geliyor. Ben bu okula başladığımda 4 tane falan vardı. Şu an belki 17-18 tane türler var. Hazır buradayken müzeye gidebiliriz bence. Bence de.
Elektrik santrali. Eski elektrik santrallerinin olduğu şey olduğumuza göre elektrik santrali müzesi. Ama burası o mu yani? Santral İstanbul müze diye mi geçiyor? Ne diye geçiyor burası arkadaşım? Çalışmayan müze yapmışlar. Gerçekten hiçbir çalışmıyor. Bir yalıp. Sıkıcı işler şu anda. Yani çalışan bir şeyler bulursak belki size göstereceğim ama yani çalışan hiçbir şey bulamadık şu ana kadar. Çalışmıyor. Aha bu çalışıyor. Neyse senin tarafından dersen sen kazanırsın, benim tarafından dersen sen kazanırsın. Tamam. Tamam mı? Hadi. Kazandım. Şuradan da ben yapayım ya. Bu tarafa gel. Buradan da ben yapacağım. Oğlum ama hiç dönmüyor ki bu tarafa. Ama hepimiz yaparsak dönmez ki. Dönmüyor işte oğlum, nasıl dönmüyor? Yani şu mantık şu an bak. Bak ama çok güzel böyle kalabiliyor. Hareket ettirebiliyorsun. Manyetik alan. Çekmiyor ki. Hizmet çekil. Ya işte sırasıyla hayır, sıraya göre bak. Enerjinin düzeyine göre birileri bir şeyler çalıştırıyor. Şu en üstteki çalışmıyor, ha çalıştı. Aynen. Şu bu ne yapıyor? En üstteki fön makinesi, bu mıknatıs, mıknatıs diyorum, matkap. Zaman geriye aksın. Bak sadece sarısa. Hangimizin enerjisi daha yüksek? Onun sol elinde ne var be? İkisini birden aldı tek başına. Kafam mı? Eda'nın elektriği yüksek. Eda'nın bu arada elektriği yüksek ama sürekli saçları da elektrikleniyor. Benimki sadece ufak saptırıyor arada sizin. Neyse gel gel korona insan burada gözünü çek gel. Oğlum ben koronayım galiba. Hepimiz koronayım. Deli ki bulaştırmışsın herkese. Adedi devir ayarı. Yeni oyuncağını buldun mu? Şimdi arkadaşlar herkes bunun üstünde tam olarak şuraya oturup fotoğraf çekiliyor. Benim de fotoğrafım. Şu anda bir yazı koymuşlar. Bu bundan 3 ay önce yoktu. Müze genelde tarih eser niteliğinde olan makine grupları üzerine çıkmak yasaktır. Yani bunu onca sene sonra anlamaları gerçekten... Başka ne yani, üzerine çıkıp size poz vermek isterdim ama artık yasaklanmış. Keşke 3 ay önce çekseydik bu videoyu. İçin bilemez. İçine gir gel. Açayım. Gir. Acil durum sığınağı bu arada. Bu bir sığınak. Aa bu şey Paradise Cage. Elektrik almıyor ya hiçbir yerde. O bu galiba. Bu arkamda gördüğünüz entasçıların da olduğu fakülte. Burası sadece mimarlık olması lazım. Galiba entasçılarla iç mimarlar aynı fakültede diye biliyorum. Entas'ın endüstriyel tasarım. Burası benim okulun en sevdiğim. Burası içimi çoktu burası. Onu görüyor musun? Perşembe günü şu yol falan kaçırıyor ki burası çökmüş, onun için yolu kapattılar. Değil mi? Nerede diye yapmışlar? Yani. Yalnız kahve nasıl çöker ya? Benim en sevdiğim kısım bu arada gerçekten bu şey, iç mimarlık yani bu yangın merkezi.
Yapışacak tarafı gördük değil mi? Verdiğinde kafam güzel oluyor. İki balık. Şimdi bizim fakülteye bir gidelim. Değil mi? Evet. Fakülteye bir gezelim. Fakültede çok bir şey yok. Ama yine de merak edenler için üniversite fakültesi nasılmış bir günümüz. Ne yapıyorsunuz? Bir şey diyeceğim. Sence... Niye dersten erken çıktın sen? Evet bak yakaladın, yine yakaladın. Kanka dersim varsa artık sıkılıyorum. İlk iki seneye geri döndüm. Hayır, hayır. Kanka artık benim dersi değil gelip burada takılıp geri dönüyorum. Evet. Yeter. Tam olarak az önce bahsettiğimiz sayfa. Biraz ESLEP tayfasını anlattık da ESLEP'te takılan insanlar için siz de bir şeyler söylemek ister misiniz? Çok güzel kızlar var. Ama bir şey söyleyeyim, senin gözlüğün ESLEP uygun değil, içi görünüyor bak ona göre. Keserken görünüyor. Doğru, doğru. Benim gözlüğümü takmanız gerekiyor. Öyle bir gözlük varsa niye söylemiyorsun başta? Gözlüğün çıkar, gözlerin daha güzel. Gözlerin daha güzel. Ama böyle kaşım gözüm yamuluyor. İltifaaaat. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi okulda takılabileceğiniz 4 tane alan var değil mi? Evet. ESLEP, Papaz, Lokma evet. Ve Nero tarafı. Nero, evet. Şimdi bunların hepsini sizden karakter analizlerini istiyorum. Evet, Papaz'da takılan insan tiplerini Papaz'da tam olarak şu taraf bu arada. Şu tarafta ulaşabilirsiniz. Kasıntı. Bence kasıntı. Biraz. Ama direkt Papaz'da takılan insanlar sürekli Papaz'da takılıyor. Ve kendilerini orada beklemiyorlar. Benim yaptığım gibi. Neyse. Yani orada böyle daha piyasanın içinde. Piyasaya hakim. İşte piyasa daha, derken? Piyasa anlıyor musun? Menkul kıymet anlıyorsun. Ondan sonra mesela çok kötü. Ama Papaz'la ESLEP'in şöyle bir benzerliği var. Birisi hava güzelken, birisi hava kötüyken takılan aynı insanlardan oluşuyor. Evet, doğru. Nero ise daha böyle okula yeni gelmiş. Daha böyle kendi daha piyasayı koklayamamış, daha hakim olmayan insanlar da orada. Bence aksine 4. sınıf böyle daha çalışkan, daha böyle hani ortam değil de hani gerçekten kafa dinlemeye, hani bir kahve alayım, çıkıp gideyim tipleri. Doğru. Mesela okuldaki öğretmenlerin hepsi Nero'dan kahve alıyor. Dikkat ettiniz mi? Doğru. Hepsi Nord. Hepsi Nord. Sponsorluk anlaşması. Nero'dan bedava kahve. Peki Lokma? Lokma abi çok yani. Ya Papaz'ın yemekleri çok pahalı. Gidim lokmada yiyeyim falan. Aynen, kuru ekmek. Ben. Sadece ekmek. Bakınız ben. Sadece yemek yemeye gidiyor insanlar buraya. Onun haricinde de okula takılabileceğiniz başka bir yer yok. Peki okulun en güzel alanı? Çıkış kapısı falan. Tamam abi, ben onu düşünmeye bakayım. Şerefsizlik göreceğim birazdan. Bakın arkadaşlar, bu nedir? O bak. Bu şerefsizliktir, tamam mı? Tam bir şerefsizliktir. Başka hiçbir şey değil. Benim gibi abone olmayı. Görüyor musun? Benim gibi abone olmayı. Oranlar. Neyle? Peki bir şey diyeceğim. Oranlar. Belirli bir şey. Hani şu an yaşadığımız şey hayatta her şey kesin değil ya. Onun bir belirli bir oranları var aslında. Ama böyle geleceğe dönelik bazı tahminlerde bulunuyoruz. Ha, iddia diyorsun yani. Hocam Madrid maçı üst mü? İyi, kelimenin özüne indiniz mi? Skokastik. Kökü sko. Onu da doğrusunu unuttum. Kökü sko. Sto. Ama kökü sko falan. Skokastik. Latinceden geliyor. Ya aslında şöyle düşün. Ders olasılığın üstü. Evet. Üst olasılık. Bu mesela aldık ki? Günlük bankaya gelen ortalama müşteri sayısı. Ha, istatistik. Müşterilerin geldiğinde bekleme oranı. Siz işletme mi okuyorsunuz? Ne okuyorsunuz ya? Endüstri falan filan yalan değil mi? Bak yalan söylüyorum. Pardon. Doğru söyleyeyim ben. Seni var ya linç ederim ha burada. 100 abonenle mi? Biz işletme okumuyoruz arkadaşım. Biz mühendisiz. Mühendis miyiz? Yarı mühendisiniz kanka. Pardon, sen espresso depte takılarak kendini mühendis mi sanıyorsun? Of. Benim burada takılacak vaktim bile yok. Bir saat sonra. Hazır cevap. Ben de kahve mühendisiyim.
Kahve mühendisleri mühendis mi oluyor? Duymadım. Kahve mühendisleri mühendis mi sayılıyor? Sayılmıyor mu? Barista linci gelir mi? Barista linci. Taner linçli bile şu an. Taner linçli aynen. Yo ya Taner linçini bıraktık evet, bile. Evet. Sen sana linç çok fena linç gelecek bak ben sana söyleyeyim. Ama o dış ses onun kimin olduğunu bilmiyorum. Dış ses mi? Çevirsin iç ses olsun. Endüstri mühendisi, enerji mühendisliği. Yok efendim bilmem kime söyleyeyim. Yok elektrik mühendisi. Yok işte zira bilmem. Ha bu okulda var ya bir tane ne? Enerji sistemleri. Enerji sistemleri. Ne iş yaptığını bilen yok. Bilen yok mu ne iş yaptığını? Nerede çalışacaksın daha? Bu okul tercih edecek insanlar hakkında bir şeyler söyleyebilirim. Eğer bizi izleyen liseli genç kardeşlerimiz varsa buraya geleceklerse piyasa için gelsinler. Çok üst bir eğitim yok. Ama okumaya gelmeyin. Sağladığı imkanlar güzel, başarılı. Yurt dışı imkanı falan sağlayabiliyor. Ama ki senle ben hazırlığı yurt dışında tamamladık. Evet, biz senle. Evet. Farklı yerlerde tamamladık ama. İsrail'ler aslında. Malta'da okul okuyoruz. Ve hani okul genel olarak pahalı. Hani bunu bilerek ve her sene pahalanıyor. Evet, bunu yani bilerek gelin. Daha fazla pahalanıyor. Mesela ilk sene girdiğim parayla şu an iki katı fark var. Yani şöyle. Niye bu sene mezun olmayacağımı bilmiyorlar mı? Artık biliyorlar. Artık biliyorlar. Artık biliyorlar. Anne baba okulum biraz uzadı. Bunu bu şekilde öğrenmenizi istemezdim. O maalesef sosyal ortamlar. Ki hangimizin okulu uzamadı ki? Böyle düşünelim bence. Bence yumuşamazlar bu bahaneye. Bu bahane hiç tutmaz. Neyse. Arkadaşlar burası papaz. Üstünde lokma yazdığına bakmayın ama. Eski papaz, yeni lokma. Ama bizlerle papaz. Yani. Çünkü son sınıftayken bir şeyler değişmiyor maalesef. Ama şey oluyor mesela insanlara lokmadayım diyorum. Eski lokma çünkü farklı bir yer. Hangi lokma? Yani eskiler onu çok demez de yakın olmadığın arkadaşların tabii hani hangisinin hangisi dediğini bilemez. Bak işte şimdi aralardan nereye doğru gidiyoruz? E3'e gidiyoruz. E3'te ne yapacağız? E3 mühendislik fakültesi bu arada. E3'te işte ne yapacağız? E3'ü gezeceğiz. Ondan sonra gidememiştik az önce Berkutlar'la oturduğumuz için. E3'ü bir gezelim. Bu arada şu an cuma günü okulda çok fazla ders olmadığı için okul biraz boş. Burası da ÇSM. Nero tam olarak şu tarafta kalıyor bu arada. Nereye zaten gideriz muhtemelen. Bugün bir değişiklik yapıp Şütte de mi yesek acaba? Diyet ara mı? Çünkü Şütte'nin lafı güzel. Makarnası. Üzülerek. Maalesef diyette olduğum için. Evet arkadaşlar şu an fakülteye geldik. Mühendislik ve doğa bilimleri. Bizim fakültemiz. Şu an orta kattayız. 3 katlı zaten bina. Orta katta burası full öğretmenler, dekanların falan olduğu kat. O yüzden çok fazla öğrenci yok. Bir bu orta alan falan var. Yani şuradan gösterdim. Orta alan falan var. Arkada bizim ders çalıştığım. Zaten toplam 3 tane masa var. Bir tane orta alan masası var. 2 tane de kenarda masa var. Biz genelde bu kattayız. Bu katta ders çalışmamızın artısı şey oluyor. Öğretmenler burada olduğu için sürekli onların soru rahat rahat bunu soru sorma ihtimalimiz oluyor. Çay ocağı da tam bizim masamızın arka tarafında olduğu için öğretmenler çok gelip çıkıyor. Bir de çay falan alıyoruz çok zor oluyor o yüzden. Öyle yani. Geri kalan bütün öğretmen odaları, asistan odaları falan hepsi bu tarafa ileri doğru gidiyor. Onun dışında bu katta sınıf falan yok. Bir tane büyük anti var zaten sadece. O büyük amfiler de devlet okullarından alışık olduğunuz amfiler falan değil, dizilerde gördüğünüz amfiler değil. Onların yarısının yarısı kadar falan yani. Ancak bizim büyük amfimiz böyle oluyor. Öyle, zaten o amfiyi de göstereceğiz biraz ama bu katta ders var, alt kattakinin aynısı zaten üst kattaki de. Bu şekilde. Şimdi laboratuvarları falan gezelim, ondan sonra... Bir tane boşluğa çalışıyorum. Soldaki lablardan biri boş. Dörtte başlıyor ders, şu an boş. Bir de Mac olan laba gidelim. Çok utandım. Hani hepsi Mac değil ki. Bir de bu mu Mac? Hayır bu Mac değil ki, bu hate. Önceden hep Mac'ti. Ama Mac'ti. Artık değiştirdiler onu. Okulun parası bitiyor. Ve C yazan arkadaşlar var. Evet, bilgisayar mühendisi olduğu için. Ben bilmiyorum ne yapıyorlar.
Elektrik dersiymiş ya. Ne alaka? Niye sil yazıyorsun? Yazarlar. Niye yazmasınlar ki? Hayır ama elektrikle alakalı bir şey mi yazmadık? Okul akşamları daha güzel oluyor. Bu insanları çek. Bunlar çok nadir görüyor. Ay evciğim yeri. Yani yok çünkü. Bu kadar. Tüm okulda bu kadar. Yani gördüğünüz gibi laboratuvarlarımız bunlar bu kadar. Bu kadar çok da bir laboratuvarımız. Eğitim niye de bu var? Kardeşim eğitim de bu var. Ha ben EA alayım. Hayır sadece bizim aldığımız EA gibi düşünüyorum. EA görünce de onu bile mi istiyorsunuz? Bizim engineering falan hani bir şey çalıştırıyorsa bilmiyorum ama biz de mühendisliğe karşı. Burası meşhur bizim masamız arkadaşlar. Meşhur masa. Ne zaman gelseniz bizi de bulabilirsiniz. Bizim yerimiz sadece burası. Konum ver. E3, ikinci kat. Harfi dediğim sınıflar burada. Şu an ders olduğu için çok fazla gösteremiyoruz arkadaşlar. Bizim harflerimiz böyle. Böyle dağıt dağıt sıralar falan yok. Burası da bizim çay ocağımız. Aslında öğretmenlerin ama biz de kullanıyoruz. Melike'yi bekliyorum şu anda. Neyse dışarıda bekleyeyim. Melo çıkmış arkadaşlar. Şimdi nereye doğru gidiyoruz? Ben aslında amacım süper eğitmek. Ama buraya gelmişken kendim öyle göstereyim. Çünkü oradaki tiplemelerden de bahsetmiştim. Şimdi insanlar kalabalık olduğu için burada takalı tiplemelerden bahsedeceğim. Videoyu geri sonrasında da olup tiplemeleri hatırlayabilirsiniz. Arkadaşlar Şütte de bana uygun yiyecek bir şey bulamadığımız için şu anda maalesef Melike üzülüyorum. Lokmaya gidiyorum. Ay buradan ara geçemiyoruz. Neyse lokma da ev yemekleri var ve okulun en uygun gerçekten uygun fiyatlı yemek yiyebileceğiniz yeri lokma. O zaman kafasıyla mı? Kır fasulye ye. Evet. Ben yemem de sen ye. Neyse lokmayı göstermiş olur. Zaten Şütte'yi göstermiş oldu. Lokmaya da bir bakmış olursunuz. Bu arada bu kadar. Burası okulun asıl çimen alanı. Yazın herkes burada oluyor. Yani Esrep ve burası dışında kimse hiçbir yerde olmuyor bu arada. İlk Şütte'ye girdiğimizde tekniğinde bir adamın sana bakışını gördün mü? Evet ben onu anlamadım abi. Neden yani? Yasak mı? Çok garip. Sonra bir daha sen telefonu indirdin hala bakmaya tutup devam ediyor. Ne yapıyorsun? Ne yapayım artık? Alo, aşkım. Tavuk istiyorum ama yağsız yerinden ve üstten olursa çok sevinirim. Pilav almayacağım. Teşekkür ederim. Arkadaşlar videoyu kapatmayı unutmuşuz. Biz biraz ders çalıştık da işte yemek yedik en son lokmada. Ondan sonra biraz daha ders çalıştık. Şimdi işte shuttle'a gideceğiz. Shuttle'lar işte akşam muhtemelen 10'a kadar falan Beşiktaş'a shuttle var. O yüzden rahat rahat kalabiliyoruz. Vize zamanları, final zamanları hatta daha da çok yani daha da uzun süreli oluyor shuttle servisleri. Shuttle servisleri. Neyse, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalımıza abone olmayı unutmayınız lütfen. Daha fazla bilgi üniversitesinde ya da başka üniversitelerde video çekmemizi isterseniz de aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.